Sanem yapma. Yap. Şey. Anlamadım Can Bey. Şey demek istedim. Böyle çalışma. Aç bir aç. Acı acına. Aç mısın? Hı? Evet acıktım. Ben hemen telefonla eve sipariş edebilirim. Tost most kolayda bir şeyler. Ya şey ben biraz daraldım. Burası bastı beni. Biraz böyle daha böyle açık, daha havadar bir yere mi gitsek ha? Ne dersin? Anladım ben sizi. Ben sizi daralttım. Gideyim o zaman ben. Nasıl olsa bitti işim. Tabii sana fazla geldi herhalde. Böyle bir yere gidelim falan deyince fazla geldi herhalde. Efendim? Yani... Sanem, yani gitmek istiyorsan gidebilirsin, tamam. Gitmek istiyorum. Siz nereye? Geçirmeye yani kapıya, kapıya kadar geçirmeye. Yani izninle. Her şey için çok teşekkür ederim. Sizinle çalışmak çok güzeldi. Ne yapıyorsun sen? Dediğim gibi yüzümü bir daha görmeyeceksin, işi bırakmak zorunda değilsin. Biliyorum. Ama artık çalışmak istemiyorum. İşi seviyorum ama artık orada çalışmaya devam edemem. O kadar çözemedim ki seni. Karma karışık bir düğüm gibi kaldın içimde. İyi günler Can Bey. Akif ne haber abi? İyi abi sen nasılsın? Ya baba canım çok sıkkın ya. Kafayı yemek üzereyim yani az kaldı. Şey diyeceğim eğer uygunsan Boğaz'a falan gitsek olur mu? Ya da vazgeçtim Boğaz kalabalıktır şimdi. Bizim nehir kenarındaki mekan var ya oraya gidelim. Tamam olur kardeşim gidelim. Ya bir şey soracağım Sanem'le mi ilgili? Evet abiciğim Sanem'le ilgili. Ya ne yaptın kıza yine ya? Oğlum yazık değil mi şu kıza? Gül gibi kız. Niye üzüyorsun sen sürekli bu kızı? Akif ne konuşuyorsun boş boş ya? Ben niye üzeyim? Nereden biliyorsun Sanem'i üzdüğümü? Tamam tamam neyse. Gidelim de anlatırsın. Yaz baştan söyleyeyim ben konuşmaya gelmiyorum. Yani haberin olsun tamam. İyi be oğlum tamam tamam hadi görüşürüz. Ben ne üzeceğim Sanem'i ya? Ne alakası var şimdi saçma sapan ya? Allah Allah ya. Abi konuşmayacak mıyız? Cık. İyi böyle. Ya oğlum aradın ya canım sıkkın dedin. Kafayı yemek üzereyim dedin. Apar topar getirdin buraya beni. Madem konuşmayacaktık niye getirdin? Oturalım diye Akif. İnsanın canı bazen yakın bir dostuyla böyle... sadece oturmak böyle mal mal durmak ister ya. O işte. Tamam kardeşim. Hadi afiyet olsun.
Kızıcığım, sen bir şey yemedin. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Canım sıkkın biraz baba ama geçer. Geçer, tabii canım geçer. Geçer de biz seni böyle hani görmeye alışık değiliz ya. Böyle görünce üzülüyoruz yani. O yüzden. Ne oldu bir tanem? İşle ilgili mi? Ya da hani iş yerinden biriyle ilgili mi? Evet, yani iş yerinden biriyle ilgili. Gitme o zaman. Çok şükür Allah'a hem biz kimseye muhtaç da değiliz. He? Kalırsın evde, dinlenirsin. Aa, yoksa sen iş yerinden borç aldığında mecburen mi gidiyorsun? Yani benim yüzümden. Yok, yok babacığım. Ya? Olur mu öyle şey? Ben şirkette herkese çok iyi anlaşıyorum zaten. Sadece bir kişi var anlaşamadığım, o kadar. Ya ben senelerce Zebercet'le uğraşmışım. Hala da uğraşmaya devam ediyorum. Bu koyar mı bana ya? Ben hallederim. Sağ ol Mevkübe. Afiyet olsun. Ben çayı bile görmeye dayanamıyorum artık. Ne oluyor bana ya? Sağ ol Mevkübe. Ben bir hava alacağım. Al çocuğuma. Al hava al, iyi gelir. Biraz hava alsın çocuk, rahatlar belki ya, hiç iyi değil. İnşallah iyi gelir ya. Tamam tamam, sen de canını sıkma artık Mevkübe. Genç kız o. Olur böyle arada şeyler ya. Hallederler. Tabii. İnşallah. Mevkübe. Hı. Mevkübe. Yani ben diyorum ki yarın benle bakalım tekrar kavuşur muyuz? Yok. He? Yok, ben iş kadınıyım. Ha. Orası tamam bende. Sen hiç şey etme. Ya olur mu? Ben çekip çevireceğim. Oh! Güzel güzel, her şey güzel bakkalda. Tertemiz oldu. Mis gibi oldu.